Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı ne Kadir Gecesi olacaktı, ne Miraç olayı olacaktı, ne Beraat Gecesi olacaktı, ne Kur'an inecekti, ne şu ne bu, başka hiçbir şey. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de "Estaizu billah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin" buyruğunun ışığında incelenmelidir. Allahu Teala Kur'an'da peygamberlerini anlatıyor, peygamberlerinden bahsediyor. Peygamberlerinin Rabbilerinden dileklerini anlatıyor mesela. Fakat Allahu Teala'nın kelamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olduğunda, Allah'ın Resulü'nün söz konusu olduğunda ifadenin, hitabın, her şeyin değiştiğini görüyoruz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bütün peygamberlerden olan, bütün yaratıklardan olan üstünlüğünün alametidir. Onun gereğidir yani. Mesela yaratılışta Hazreti Adem Annebine Aleyhisselam bütün insanlığın babası, atası olarak kabul edilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti Hazreti Adem'den de herkesten önce yaratılmıştır, halk edilmiştir. Anladınız değil mi? Bu yüzden Hazreti Adem Annebine Aleyhisselam rivayete göre tövbe ettikten sonra, uzun bir süre yeryüzünde dolaştıktan sonra bir gün Cenab-ı Allah'a niyaz ederken diyor ki, "Ya Rabbi, Muhammed'in hatırına beni affet" diyor. Bunun üzerinde Cenab-ı Allah ona soruyor, "Ya Adem, sen Muhammed'i nereden biliyorsun?" diyor. Yani nereden duydun, nereden biliyorsun anlamında. Hazreti Adem diyor ki, "Ya Rabbi, beni cennetten çıkardığında bir ara dönüp böyle geriye baktığımda cennetin kapısının üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdığını gördüm. Muhammed kimdir bilmiyorum." Yani Hazreti Adem o ana kadar bilmiyor. Ama adını kendi yüce adının yanına yazdığına göre senin yanında en kıymetli şey olduğu için ben onun yüzü suyu hürmetine onun adıyla senden dilekte bulundum. Bu yüzden Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına kabul edildiği söylenir. Mevlana Acemi daha önce bir sohbetimizde anlatmıştık. Yazdığı bir şiirde bütün peygamberlerin Allah'tan mucize isterken, mucize izhar ederken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Allah'a yöneldiklerini ve dilediklerini söylüyor. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına olmasaydı ne Nuh boğulmaktan kurtulurdu, ne Yusuf o krallığına ve haşmetine kavuşurdu, kuyudan çıkardı, ne Yunus balığın karnından kurtulurdu, ne Adem tövbeye ererdi, ne İsa ölüleri diriltebilirdi, ne de Musa Aleyhisselam'a yedi beyza, parlayan el mucizesi verilmezdi diyor. Mevlana Cami Kudüs'e diyor. Hatta Molla Cami Hazretleri tabii çok büyük bir alim. Bir mutasavvuf olmasının yanında bir de büyük bir alim. Öyle diyor. Diyor ki bütün ayeti kerimelerde diyor, Kur'an'ın bütün ayetlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap vardır diyor. Remz olarak, işaret olarak, sıfat olarak, zamir olarak ama medh olarak her ayeti kerimede Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işaret vardır. Mesela diyor Allahu Teala "Ve'l-leyli izâ yağşâ" ağarmaya başladığı an geceye and olsun diye yemin ederken o yeminde aslında kastettiği hafif böyle ak düşmüş olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek şakıklarıdır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar yüce, bu kadar üstün ama bir beşer değil mi? Bu yüzden bizim onun hayatını tanımamız, onun hayatını incelememiz, onun yüce ahlakını öğrenmemiz, onu tanımak, bilmek ve onunla beraber bütün tanıma ve bilmenin yanında bir de onu sevmek gerekiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmek zorundayız. Onu tanımak zorundayız. En ince ayrıntısına kadar. Ama onun ahlakını, onun sünnetini, onun yüce davranışlarını, yüce hareketlerini, kutsal olan ahvalini öğrenirken aynı zamanda sevmeye de çalışacağız. Sadece böyle bir kopyalama, sadece basit bir taklit değil, severek gönülden olan bir muhabbet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki diğer bütün peygamberlerden en ayrıcı vasfı beşeri ölçülere riayet etmesiydi. Yani hiçbir zaman Allahu Teala'dan böyle büyük bir teyit, büyük bir şey istememiştir yani. Cenab-ı Allah defalarca ona yardımı, manevi yardımı Cenab-ı Allah Cebrail vasıtasıyla teklif etmiş. Ama o bize örnek olacağı için, o her haliyle bize örnek olacağı için mümkün mertebe İslam tebliğini, cihadını,
Allah'a davetini, her şeyini beşeri şartlar içerisinde yapmıştır. Yoksa çok büyüktü. Onun büyüklüğü için hiçbir ölçü, ilahlık dışında hiçbir ölçü onun için yeterli değildir. Biz uluhiyet, bize tabii ki yasaktır. Allah muhafaza etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyledir İslam alimlerinden birisi. Mesih, Hristiyanların, Salibilerin İsa hakkında dediğini dememek şartıyla ne derseniz deyin azdır Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam için. Hakikaten hali, hayatını incelediğimiz zaman, hareketleri, duruşu, insanlarla olan münasebeti, her şeyi ayrı bir güzellik taşıyor. Yani bazen mesela bir gün ona bir çocuk getiriyorlar, yeni doğmuş bir çocuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın peygamberi dua etsin diye. Kundakta yeni bir günlük bir çocuk. Getiriyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne getiriyor. Babası tutuyor böyle. Hafifçe yüzünü açıyor çocuğun. Bir çocuk daha. Yeni bir günlük bir bebe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki men ene diyor. Ben kimim diyor. Bir günlük çocuk ente Muhammedur Resulullah diyor. Bütün o sahabenin gözü önünde bir günlük çocuk konuşuyor. Çünkü o çocuk biliyor ki onun babasının, dedelerinin, onun bütün soyunun iftiharı Muhammed Mustafa'dır Aleyhisselatü Vesselam. Onun cinsinin yani insanoğlunun iftiharı Hazreti Mustafa'dır Aleyhisselatü Vesselam. Ente Muhammedur Resulullah diyor. Bir müşrik anlatıyor. Sonradan Müslüman olmuş olan bir müşrik. Diyor ki benim bir kölem vardı diyor. Mekke döneminde. Kızmıştım ona, sinirlenmiştim diyor. Önüme yatırmış kırbaçlıyordum diyor. Habire kırbaçlıyordum. Zavallı köle diyor, bağıramıyor bile korkudan. Kıvranıp duruyor. Ben böyle habire kırbacı indirirken diyor, bir ara sanki bir çift gözün beni izlediği gibi bir his bende oluştu diyor. Geri bir döndüm, döner dönmez diyor Muhammed'le aleyhissalatü vesselam göz göze geldim. Arkamda durmuş beni seyrediyor. Ve ben ona bakınca diyor, bana dedi ki, Allah'ın senin üzerindeki gücü, seni bu köle üzerindeki gücünden daha fazladır dedi. Ve döndü yürüdü diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Henüz belki 3-5 kişiler Mekke'de yani. Adam diyor bir döndüm kendime baktım, bir de köleye baktım. Sonra arkasını dönüp yürümekte olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a baktım diyor. Hemen kırbacı elinden fırlattım, koştum. Diyor koştum, onun bari koluna yapıştım. Ben sana iman ediyorum ya Resulallah dedim diyor. Anladınız? Yani tebliğ ederken, anlatırken, insanları Allah'a davet ederken. O onun samimiyeti ama onun bütün bunları beşeri şartlar içerisinde yapışıyor. Mesela bir gün Kabe'de otururken tabii peygamberdir. Peygamber olmanın gerektirdiği bütün şartlara riayet ediyor. Çok böyle kısa birkaç böyle onun mübarek hayatından birkaç şey sadece. Aklımıza gelen birkaç şey anlatacağım. Bir gün 3-5 kişiler daha, Müslümanlar daha bir avuç Mekke'de. Her şeye reva görüldükleri dönem. Her türlü hakaret, eziyet, tehdit, her türlü zulme reva görüldükleri dönem. Kabe'de oturmuş 3-5 arkadaşıyla sohbet derken birisi geliyor. Birisi geliyor, tak karşısında duruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Direkt böyle karşısında duruyor. Ve bir anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek yüzüne tükürüyor. Ukbetu İbni Ebi Muayyid isminde birisi. Resulullah'ın mübarek simasına tükürüyor. Sahabi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek yüzünü temizlerken döndü ve dedi ki ya Ukbet dedi. Seni Allah'a yemin ederim ki seni bulup öldürteceğim. Yani bunun hesabını soracağım senden. Velev ki şu Mekke'nin sokaklarında bile olsa. Mekke sokaklarında bile olsa. Yani Mekke kimdi, neydi? Şirkin, küfrün, putperestliğin merkeziydi. Daha yeryüzünde o Mekke'deki bir avuç, 3-5 tane Müslümandan başka kimse yoktu. Bütün dünya ona karşıydı. Dünya, bütün dünya onun davetini reddedecekti. Reddediyordu zaten. Çünkü onun davetinde olduğunu insanlar çok iyi biliyorlardı. Akabe'ye geldiklerinde Medineli Müslümanlar, Akabe'ye geldiklerinde Evs ve Hazreç kabilesinin ileri gelenleri tam Resulullah'a iman edeceklerken bir tanesi Hazreti Esad olacak zannederim. Ben Esad bin Zürare Allah-u Alem ayağa kalkıyor diyor ki bir dakika diyor. Siz diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söze iman etmekle bütün insanlığa savaş açtığınızın farkında mısınız diyor. Bütün Medine'ye, bütün Mekke'ye, bütün bu Arap Yarımadası'na ve bütün dünyaya savaş açıyorsunuz diyor. Yani bunu bilin ondan sonra iman edin diyor.
ki o Akabe'ye gelen müminler, o ilk yani Ensar topluluğu, biz neye bağlı olursa olsun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ediyoruz diyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali. Yani o Kabe'de o adam gelip onun yüzüne tükürürken henüz bir avuç bir azınlık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir avuçken bile boynunu bükmüyor. Asla korkmuyor. Asla başını eğmiyor. Asla taviz vermiyor. Ne diyor? Seni Allah'a yemin ederim ki bulup öldürteceğim diyor. Velev ki şu Mekke'nin sokaklarında bile olsa. Arkadaşları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki Resulullah böyle deyince Ukbe bir anda bir kahkaha attı. Böyle bütün Kabe'nin avlusunu çınlatan bir kahkaha attı. O Muhammed dedi, sen bir gün gelecek de adam öldürtecek kadar güçleneceğini mi zannediyorsun? Yani o kadar büyüyeceğini mi zannediyorsun? Dedi ve diyor kahkaha ata ata, katıla katıla gülerek yürüyüp uzaklaştı. O uzaklaşırken vahiy geldi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz vahiy haletine girdi, bir müddet sonra mübarek gözlerini açtı ve inen ayeti arkadaşlarına tebliğ etti. O ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyordu. O gün zalim nedametle iki elinin parmaklarını ısıracak ve ne olurdu? Keşke ben de o peygamberin mahiyetinde olsaydım diyecektir. Devir, devran döner. Bedir Savaşı'na bunun boynuna bir ip takıp Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Aleyhissalatü vesselam. Ukbe yakalanmıştır. Ukbetü ibn Ebi Mâid. Getirdiler boynunda bir iple. Sahabi diyor ki geldiğinde diyor köpekler gibi bağırıyordu böyle. Havlaya havlaya, böğre böğre bağırıyordu. Ağlıyordu, yalvarıyordu. Ya Muhammed beni çocuklarıma bağışla diye. Ama peygamber yemin etti mi yemininden geri dönmezdi. Bu peygamberliğin bir gereğidir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen de çocukların da cehennemliksiniz diyor. Çünkü çocuklar da müşrikti. Adam yalvarıp yakarmasına rağmen diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam döndü ve ya Ali kalk yeminimi yerine getir dedi. Hazreti aldı, Ali aldı, götürüp biraz ileride emrini uyguladı ve onu katletti diyor. Buna hiç acımamış. Yeverdiği, yaptığı yeminden hiçbir şekilde bir tek adım dahi geri atmamış yani. Ama Mekke'yi fethettiği gün ki ona en zor gelen günlerden biri biliyorsunuz. Taif günlerinden sonra en zor hadise Hazreti Hamza'nın şehadetidir, şehitliğidir yani. Diyor Mekke'ye gelmişti, Mekke'yi fethetti. Fethettikten sonra Mekke halkı gruplar haline gelip Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyorlardı, Müslüman oluyorlardı. Gelenler bazen sorular soruyorlardı. Sonra Mekke'nin kadınları gruplar halinde gelmeye başladılar. Hepsi diyor yüzlerini örtmüşlerdi. Böyle geliyorlardı gruplar halinde bir kenarda oturuyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biatını arıyorlardı. Diyor bir grup geldi, böyle bir kenarda oturdular. İçlerinden yüzü örtülü bir kadın dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bir insan ne hata işlerse işlesin Allah onu affeder mi dedi. Tabi Efendimiz bakmıyor diyor, mübarek başı önündeydi Aleyhisselatü Vesselam. Evet dedi, el-İslamu yecubbu mâ kabla. İslam kendinden önceki bütün günahları temizler. Ne yapmış olursa olsun Allah onu affeder mi ya Resulallah? Diyor Efendimiz tekrar dedi ki İslam kendinden önceki bütün günahları siler, temizler yani. Ama en ağır şeyi bile yapmışsa yine Allah affeder mi deyince diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mübarek başın önündeydi sen Hint misin dedi. Diyor kadın ağlamaya başladı ben Hint'im ya Resulallah dedi. Hamza'yı şehit eden Hint'im dedi diyor. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki el-İslamu yecubbu mâ kabla. İslam kendinden önceki bütün günahları siler, temizler dedi. Ve Hint Müslüman oldu gitti, dokunmadı. Hazreti Vahşi geldi, dokunmadı yani. İnsanlara Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışı, merhameti buydu. Ama mesela Uhud Savaşı'nın sabahı uyandığında arkadaşlarına Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'e diyor ki ben bir rüya gördüm diyor. Biraz sıkıntılı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, üzgün böyle, tedirgin tabiri caizse. Ne gördün ya Resulallah? Bir kısım koyunların ve koşların boğazlanmış olduğunu gördüm. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare etmiş, çıkıp savaşmaya karar vermişler ve Peygamber Efendimiz zırhını giymiş, miğferini takıyor. Takarken konuşuyor. Böyle anlatınca Hazreti Ebubekir diyor ki bu rüyanın manası nedir ya Resulallah? Çok yakınım olan ve çok sevdiğim bazı kişileri bugün kaybedeceğimi işarettir diyor.
Yani o koyunların, koçların boğazlanmış olması çok sevdiğim ve çok yakınım olan bazı arkadaşlarını kaybedeceğime işarettir. Öyle deyince Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu teala anh ve sahabenin ileri gelenleri böyle tedirgin oluyor. Diyorlar ya Resulallah, isterseniz savaştan vazgeçelim. Yani Medine'de kalalım, çıkmayalım diyorlar. Efendimiz ayağa kalkıyor aleyhissalatü vesselam. Hiçbir peygamber diyor zırhını giydiği andan itibaren savaşmadan onu çıkarmaz diyor. Bile bile gidiyor. Yani Hamza'nın kaybedileceğini, efendime söyleyeyim birçok sevdiklerini, birçok Enes bin Nadır gibi değil mi? Hazreti Cafer gibi, Musab gibi birçok sevdiklerini kaybedeceğini bile bile gidiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ama taviz vermiyor. Görevi, peygamberliğin gerektirdiği şey neyse, komutanlığın gerektirdiği şey neyse öyle. Hazreti Ali radıyallahu teala bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken insanların en cesuru kimdir biliyor musunuz diyor. Hepsi diyorlar ki tanıdığımız bildiğimiz insanların en cesuru sensin ya Ali diyorlar. Hayır diyor. Vallahi diyor Hazreti Resulullah'tan daha cesaretli hiç kimse görmedim diyor aleyhissalatü vesselam. Demin İbrahim Hoca söyledi belki dikkatinizden kaçtı. Bütün savaşlarda müşriklere en yakın safta, İlk safta savaşan daima Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam olmuştur. Çoğu zaman sahabi Resulullah'ın arkasına saklanırdı. Kendilerini korumak için. Ona kendini feda edenler de vardı. Ama Allah'ın Resulü'nün cesaretinden cesaret alan sahabilerin ise aleyhissalatü vesselam haddi hesabı yoktu. Daima en öndeydi. Hiçbir yerde bir tepede durup da ordusuna bir yön, bir istikamet göstermiş bir komutan değildi. Kılıcı, elinde kılıcıyla en önde o savaşıyordu. Aleyhissalatü vesselam. Öyle bir rahmeti vardı ki Allahu Teala onun taleplerini kırmıyordu. Cenab-ı Allah onun arkadaşlarına ondan dolayı merhamet ediyordu. İnsanlara akıllarına göre konuşuyordu. İnsanların muratları, gayeleri, isteklerine göre Cenab-ı Resulullah Aleyhissalatü vesselam onlara yön veriyor. Mesela Tebük'e gidiliyor. Tebük yolculuğu. Romalılarla, Rumlarla yani savaşılmaya gidilecek. Ordunun yola çıkış gayesi o. Oradaki kişilerden birisi, bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela hayatını inceleyin, bilmediği bir şey yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zülbicadeyn diye bir sahabi varmış. Zülbicadeyn. O kadar fakirmiş ki sadece altına ve üstüne birer bez, bütün elbisesi, giysisi buymuş. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu teala, yol tabi Tebük 700 kilometrelik bir yol. Medine'ye 700 kilometre mesafede uzun bir yol. Yola çıktık diyor, ilk konakladığımız yerde diyor, Zülbicadeyn geldi. Geldi diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda durdu. Diyor dedi ki, ya Resulallah, ud'u diye bir şehadet dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim bu seferde şehit olmam için bana dua eder misin? Ben şehit olmak istiyorum yani, onun için geldim. Diyor, Hazreti Peygamber sustu, bir şey demedi Aleyhisselatü Vesselam. Ertesi gün yola devam ettik. Yine bir yerde konakladık. Konakladığımız yerde diyor Zülbicadeyn yine geldi. Dedi ki ud'u liye bi şehade. Şehit olmam için bana dua eder misin ya Resulallah dedi. Diyor Efendimiz yine sesini çıkarmadı aleyhissalatü vesselam. Yol boyunca her konakladığımız yerde, her mola verdiğimiz yerde diyor bu Zülbicadeyn geldi. Resulullah'ın önüne oturdu. Ya Resulallah bana dua et şehit olayım dedi. Nihayet diyor Tebük'e yaklaşmıştık diyor. Yani birkaç konak kalmıştı Tebük'e. Bir gece yine böyle dinlenmek için şey istirahat vermişiz. Diyor Zülbicadeyn yine geldi. Dedi ki ud'u liye bi şehade ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dua et Allah bana şehitlik nasip etsin. Diyor Hazreti Peygamber'e böyle bir baktı ona aleyhissalatü vesselam. Dedi ya Zülbicadeyn in esabetkel humma dedi. Sen dedi humma hastalığına yakalansan dedi. Sonra o hastalıktan da ölsen. Allah da seni şehit olarak kabul etse, seni şehit olarak huzuruna alsa, sen buna razı mısın dedi. Diyor dedi ya razıyım ya Resulallah. Hazreti Ömer diyor biz hiçbir şey anlamadık. Çünkü orada düşmanla savaşmaya gidiyorlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İne sahabetkel humma. Sana humma hastalığı sana bulaşsa, gelse, hummaya yakalansa, sonra o hastalıktan dolayı ölsen, Allah da seni şehit olarak kabul etse, sen razı mısın? Diyor dedi ki razıyım ya Resulallah. Şehit olarak kabul ettikten sonra razıyım. Nihayet Hazreti Ömer diyor ki Tebük'e vardık. Düşman yok. Düşman kaçmış. Savaş olmuyor Tebük'te biliyorsunuz. Düşmanla karşılaşma yok.
Tebük'te konakladık diyor. O günün akşamı diyor, Zülbicade'ni gördüm diyor. Baktım böyle titriyor. Rengi sararmış. Diyor dedim Zülbicade nedir bu halin? Diyor dedi ya Ömer üşüyorum dedi, üşüyorum dedi. Sonra diyor, gecenin ilerleyen vaktine doğru diyor, ateşi yükseldi, yatağa düştü. Ve gece yarısına doğru vefat etti diyor. Hummaya yakalanmıştı, vefat etti diyor. Hazreti Ömer diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, onu defnedin dedi. Kardeşiniz şehittir, onu defnedin dedi. Yani şehit ecrindedir. Ve Hazreti Ömer'in sözüdür. O gece diyor, o kabre defnedilenin ben olmayı o kadar isterdim ki diyor. Yani Efendimiz'in merhameti Aleyhisselatü Vesselam'ın, onun duasının bereketi değil mi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyük zatlar, büyük alimler, İslam alimleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi zatları söylemişlerdir. Vefatıyla peygamberlik görevi bitmiştir. Peygamberlik ve vahiy din kemale ermiştir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi önderliği ve manevi füyuzatı kıyamete kadar devam edecektir. Onun aziz ruhaniyetinden, maneviyatından faydalanmak, ondan bereketlenmek kıyamete kadar o kapı açıktır. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetinin ve maneviyatının feyzinin kapısı ta kıyamete kadar açıktır. Allah-u Teala bizleri mahrum etmesi. Cenab-ı Allah bize sahabedeki anlayışın milyarda birini bile verse razıyız, yeterliyiz yani. Yani bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbede kıyameti anlatıyor. Ayetler okuyormuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Estaizu billahi yevme yunfeku fissuri fetehtune efvaci ayetini okumuş hutbede. O gün sura üflendiğinde fırkalar halinde getirileceksiniz diyor. Cehennem de oraya getirilecek diyor. Azgın bir at gibi yani şeyinden bile yularına tutulup çekilen bir at gibi diyor getirilecek oraya. Sonra insanlar böyle hesaba çekilecek, şöyle hesaba çekilecek. Anlatırken mahşerin ne kadar, kıyamet gününün ne kadar dehşetli bir şey olduğunu, o sırada sahabeden birisi ayağa kalkıyor. Sahabe öyleymiş yani. Diyor ki ya Resulallah diyor, o gün benim sana çok ihtiyacım olacak diyor. Kıyamet günü, haşr günü, mahşer günü, hesap günü benim sana çok ihtiyacım olacak diyor. Seni nerede bulayım diyor. Kıyamet günü seni nerede bulayım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor o sahabeyi ve tabii onların hepsine ve bize. Diyor ki beni Kevser Havuzu'nun başında bekleyiniz diyor. Orada arayınız diyor. Beni Sırat Köprüsü'nün başında arayınız diyor. Beni Haçlı'nın toplanma yerinde arayınız diyor. Ben buralardan birinde mutlaka buralarda sizleri bekleyeceğim. Ve bunlardan birinde mutlaka sizi tanıyacağım. Elinizde tutup sizi Rabbime arz edeceğim. Bu benim ümmetimdir ya Rabbi diyeceğim diyor. Bütün alimlerin ittifakına göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden ve ona görünmeden mahşer günü hiç kimse kurtuluşa eremeyecektir. Hiçbir mümin yani. Öyle deyince o sahabi tekrar ayağa kalkıyor. Ya Resulallah biz diyor o gün çok olacağız. Yani her birimizi tek tek nasıl tanıyacaksın? Diyor ki inne ümmeti gurran muhaccelun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim ümmetim gurdur ve muhaccerdir diyor. Burkun min âsâril vudu abdest izlerinden dolayı parlayacaktır. Bazı atlar vardır perçemleri bile alınları beyazdır bilir misiniz? Ona gur denir o ata. Bir de bazı atlar vardır, ayaklarının seki kısmı beyazdır. Seki kısmı. Onlara da muhaccel denir. Onlara benzetiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O atlara benzetiyor. Benim ümmetimin alnı, yüzü, kolları ve ayakları abdest izinden dolayı parlayacaktır. Ben o şekilde tanıyacağım onları diyor. Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden, lafla değil kalple, gönülden onu seven, ona muhabbet besleyen, ona bütün sahabelerin dediği gibi, mesela sahabelerin hepsinin ortak bir sözü vardı biliyorsunuz değil mi? Hangisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görse, gördüğü an selamla beraber söyledikleri ikinci sözü. Fedâke veli vâlideyye ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, sana kurban olsun ya Resulallah diyorlar. Biz de aynı o bağlılık, o sevgiyi ortaya koymalıyız yani. Böyle bilmeliyiz, böyle yanaşmalıyız, böyle sevmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle teslim olmalıyız. Cenab-ı Allah bu mübarek Mevlid gecesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden ve onun şefaatine
Hayır olanlardan eylesin hepimizi. Onun şefaati tabii şefaati uzmadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda. Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın ayetiyle anlattığı şeydir. Ve o kadar büyük bir peygamber ki, bakın takva sahipleri var, salih insanlar var, evliyaullah var, alimler var, müştehidler var değil mi? Peygamber Efendimiz'in aşıkları var aleyhissalatü vesselam. Ama ne diyor Allah'ın Resulü? İnne şefaati li ehlil kebair diyor. Ne kadar büyük bir rahmet. Şüphesiz diyor benim şefaatim büyük günahlar işleyenler içindir diyor. Bakın yani anladınız değil mi buradaki rahmetin büyüklüğünü? İçlemişsin, içki içmişsin, kumar oynamışsın, nauzubillah, haram yemişsin veya harama düşmüşsün, büyük bir günah işlemişsin. Ümidini hiçbir zaman Hazreti Mustafa'dan dolayı kaybetme aleyhissalatü vesselam. İnne şefaati li ehlil kebair, benim asıl şefaatim, asıl yardım edişim büyük günah işleyen ümmetim içindir diyor. Kebair günah işlemiş olanlar içindir diyor. Ne kadar büyük bir rahmet değil mi? Bu bile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gönlünün ne kadar engin olduğunu, onun rahmetinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Allah ona hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Ona layık olmayı bizlere nasip etsin. Lafla, sözle değil, hakikatle onun yolundan gidenlerden eylesin. Ve Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hadisleri, sünneti önemsizleştirmeye çalışan bu fasık ve münafık topluluğun şerrinden bu milleti korusun. Bu milleti o habis insanlardan muhafaza etsin. Onların şerrinden korusun. Allah onların sesini de kessin bir an önce. Allah Teala hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hepimizin ölmüşleri için ve hastalarımızın şifası niyetine Allah rızası için. İbrahim Hoca burada mı? Gitti. Peki. El Fatiha. Allah'a emanet olun.